Со оглед дека Килиќдароглу е начело на партијата и ова е веќе 13 или 14 пораз на избори по ред од председателот Ердоган, дали тој ќе поднесе оставка начело на партијата? Дали треба да поднесе оставка начело на партијата? Normal şartlarda evet, başka demokratik bir ülkede zaten çekilmiş olurdu. Fakat bizim ülkemizin pratikleri farklı. İnsanlar arkasından gelecek birilerini yetiştirmiyorlar maalesef. Bunun her partide görebiliyoruz. Devlet Bahçeli de mesela artık konuşmalarının ne kadar saçma olduğunu, birçok mitingde ne kadar saçmaladığını gördük. Buna rağmen yıllardır partinin başında. Dolayısıyla bu bizim çok da üzerinde durduğumuz, çok da tartıştığımız bir şey değil. Zaten devam eder diyor. Doğal olarak kabul ediyoruz. Ama kişisel olarak sorarsanız tabii ki 13 kere, 14 kere yenilmiş bir parti başkanının tabii ki çekilmesi gerekiyor. Ve yerini bir başkası da bırakması gerekiyor. Председател Ердоган победи, го доби новиот мандат и наредните 5 години ќе биде председател на Турција. Што може да очекуваме? Што очекувате вие дека ќе се случи со Турција во наредните 5 години? Çok ciddi ekonomik problemlerimiz var. Ekonomik anlamda çökmüş durumdayız. Bunu zaten bütün ekonomistler söylüyor. Dünya literatüründe karşılığı olmayan bir ekonomik politika sürdürüyoruz biz. Faiz ve enflasyonla ilgili. Hiç durmadan maaşlara zam yapılıyor. Yine bir maaş zammı sözü verildi Temmuz ayında. Fakat bu ciddi bir enflasyon yaratıyor. Dolayısıyla bir manası olmuyor bu yapılan zamların. Ekonomik anlamda ekonomistler, ben ekonomist değilim ama okuduğum ve dinlediğim ekonomistler çok ciddi krizlerin kapıda olduğunu söylüyorlar. Bu anlamda dışarıdan destekler alıyoruz, işte özellikle Katar gibi ülkelerden. Fakat bunların da bir karşılıkları var. Yani hiçbir yardım, hiçbir maddi yardım biliyorsunuz ki karşılıksız olmuyor. Bu karşılıkların ne olduğunu da açıkçası çok iyi bilmiyoruz. Çünkü şeffaf bir yönetim olduğunu söyleyemez hiç kimse. Deprem bölgesinde daha sarılmayan çok ciddi yaralar var. Evet, ev sözü verildi. Evler yapılacaktır. Çünkü bizim köprü, ev, yol yapmak konusunda bir zafiyetimiz yok. Bunları başarıyla yapıyoruz ama şunu da kabul etmek lazım. Ev yapmakla bitmiyor her şey. Orada insanlar işsizler, çok ciddi ekonomik sorunları var, sosyal sorunları var. Bunların o bölgede daha ciddi ve daha dikkatle planlanması lazım. O bölgenin bir kültürel dokusu var. Oraya yapılacak evlerin bile buna dikkat edilerek yapılması lazım. Yani çok üzülerek söylüyorum ki çok ciddi bir ivme kazanmıştı o bölge turizm açısından. Çok ciddi turist alıyordu özellikle Hatay. Yani son aylarda benim çevremdeki herkes Hatay'a gitmişti, gelmişti. Dolayısıyla çok iyi durumdaydı, durumdaydı o bölge. Fakat bu deprem her şeyi mahvetti. Şimdi tekrardan o bölgede ekonomik anlamda bir alan yaratmak lazım. Bu alan yaratılabilecek mi? Çok emin değilim. Çok fazla göç var. Yurt dışından gelen çok fazla insan var. İşte Suriye'den, Afganistan'dan. Bunlar ciddi şekilde bizim sosyal yapımızı bozuyor. Ben şurada değilim. Bunları kovalayarak, iterek, kakarak ülkelerine göndermek değil ama bu anlamda ciddi politikalar geliştirmek gerekiyor. Çünkü bu insanlar bizimle entegre olamıyorlar. Yani biz bu insanlarla birlikte yaşayamıyoruz. Ben bu şehirde doğdum, büyüdüm, bu şehirde yaşıyorum. 51-52 yaşındayım. Ben artık bu şehirde yaşamaktan ürküyorum. Yani korkuyorum. Şehrin bazı bölgelerine gidemiyorum. Mesela Fatih gibi bazı bölgelerde rahat dolaşamıyorsunuz artık. Yani ben arabamı park edip Fatih'te 200-300 metre ya da 1 kilometre uzaktaki herhangi bir yere giderken ürküyorum. Bu şekilde yaşamak çok güç. Bu kesinlikle bir sosyal patlamaya neden olacaktır. Bunları ciddi bir şekilde planlamak lazım. Ono što može da se zabeleži je da ima dlaboka podelba vo turskoto opštestvo. Da li tako se prodlaboči i na što se dolži толку радикална поделба помеѓу приврзаници на председателот Ердоган и тие што му се спротиставуваат. Bu biraz da Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi tercihi. Çünkü polarizasyon onun lehine çalıştı ve popüler kültürün de istediği bu biliyorsunuz. Bir tarafı diğer tarafın düşmanı olarak konumlayıp daha sonra kendi seçmenini konsolide edip diğer seçmenle her adımda her şekilde ayırıp kendi seçmenini sağlam tutup bu seçimleri kazanmak ve kendi seçmenleri de
sağlam kaldı, sabit kaldı ve sayıca hiç azalmadı. Çünkü nepotizmin çok olduğu bir ülkeyiz biz. İnsanlar tanıdıklarıyla iş yapmayı tercih ediyorlar. Ve biraz liyakat ortadan kalktı. Sonuçta insanlar belli örgütlerin, belli partilerin üyeleri olduğu için bazı yerlerde işe girdiler. Ve şu anda da onu kaybetmemek için sımsıkı bulundukları pozisyona yapışmış durumdalar. Diğer taraftan sosyal yardım alanlarının sayısı çok fazla. Onlar da bir şekilde konsolide olmaya destek oluyorlar. Diğer taraftan öbür tarafa bakacak olursak, yani muhalefet tarafına bakacak olursak, onlar da maalesef diğer tarafı anlamayı reddetti, anlamayı başaramadı. Biz çünkü sadece insanları sosyal medyadan yankı odalarıyla kendimize benzer kişiler tarafından tanıyoruz. Sadece kendimize benzerleri duyuyoruz, kendimize benzerleri dinliyoruz ve sanıyoruz ki herkes bizler gibi. Oysa ki öyle değil, bu seçimlerde bunu gösterdi. Biz sosyal medyaya Twitter'dan takip ettiğimizde muhalefet tarafı olarak %100 bu seçimi kazanıyoruz gibi algılıyorduk. Fakat ben o gün de aynı şeyi söylüyordum, yine aynı şeyi söylüyorum. Biz birbirimizi tanımıyoruz ve değişime de çok sıcak bir toplum değiliz. Değişim bizim için korkunç bir şey. Biz birbirimizi neyle suçlarız? Sen çok değiştin. Oysa ki değişim gelişimdir ama hiç kolay değildir. Özellikle hiçbir şeyin belirgin olmadığı, işte deprem gerçeğinin olduğu, etrafta savaşların olduğu bir ülkede, bir toplumda insanları değişime ikna etmek güç. Çünkü insan diyor ki, ya bulunduğum yerde durayım, ne olursa olsun burada bulunayım, risk almayayım çünkü değişim riskli. Dolayısıyla evet, her geçen gün, hatta bu seçimden sonra bile sağda solda konuştuğunuz zaman yardım yapan insanlar bile, ben artık hiç yardım yapmayacağım, hiç destek olmayacağım, ben bir sürü STK'da çalışıyorum, çok ciddi sosyal yardımlar yapan STK'larda çalışıyorum, çok ciddi şekilde biz burs verenlerimizi, destek olanlarımızı kaybediyoruz ve bu polarizasyon bu seçimden sonra daha da artacak diye endişeleniyorum. Почитува на господјо Туркер, ви благодарам на исцрпните одговори и на времето што го одвоевте за да разговарате со нас и со македонската публика.